Haber Global ekranlarından hepinize iyi akşamlar diliyorum. Her salı olduğu gibi bu salıda saatlerimiz 20.30'u gösterirken birlikteyiz. Evet çok güzel bir aydayız. Ramazan ayındayız. Ramazan ayı başladıktan sonraki ilk programımızda da Böyle özel bir isim ağırlayalım dedik ve bu konuyu konuşalım dedik bir buçuk saat boyunca. İlahiyatçı profesör doktor Sayın Mehmet Okuyan hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Allah Çok sağ olun. Mutluyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tüm izleyicilerimize buradan e, sizin vesilenizle hocam. Ramazan zaten hayırlı. hayrından istifade etme duasını yine, yinelemiş olalım. İnşallah. İnşallah. Şimdi hocam şöyle bir şey sormak istiyorum ilk olarak ben Buyurun. size. Buyurun. uh Biz e, bu ay boyunca işte sürekli işte oruç nasıl tutulur, ne orucu bozar, ne bozmaz vesaire bunları tartışıp duruyoruz. Ama e, ibadetler sadece bir ayla mı sınırlı olmalıdır? Aslında bence esas işlenmesi gereken konulardan bir tanesi bu. E, siz diyorsunuz ki benim yapmaya çalıştığım insanlara yeni bir şey aktarmak değil, unutulmuş eski yeniden hatırlatmaktır. Bu çok evet. güzel bir cümle aslında. Ben bunu alıntılayarak başlamak istiyorum. Neyi hatırlatmaya çalışıyorsunuz ve hani ibadet bir ayla mı sınırlı? olur. Şimdi Buket Hanım, Ramazan özelinden başlayıp hayatın tamamını kapsayacak bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Ben unutulmuşun hatırlatılması gerektiğine inanan bir insan olarak bir takım sunumlar yapıyorum. Bunlar böyle ilk defa söylenen, hiç bilinmeyen filan nevzuhur benim fark ettiğim şeyler değiller. Aslında olan şeylerin bir süre sonra kabuk değiştirerek tanınmaz hale getirilmesinden duyduğum rahatsızlığı, bu meselenin orijinaline varma noktasında bir yolculuktur benim yapmaya gayret ettiğim. İşte tam da sizin sorduğunuz soru gibi Ramazan ayı, ibadet ayı olarak biliniyor. Ve sanki ibadetler sadece belli zaman kesitleriyle sınırlıymış gibi zannediliyor. İşte bu kandil geceleri filan da bunun bir uzantısı şeklinde birkaç geceye indirgenen ya da işte bir aya indirgenen bir kulluk sorumluluğu gibi algılanıyor. Oysa Kur'an-ı Kerim'de ibadetlerin niçin yapılması lazım geldiğini biz öğreniyoruz, biliyoruz, buluyoruz bunu. Kur'an böyle belli bazı ritüelleri yerine getirerek hayat sorumluluğumuzu bitireceğimiz anlamına gelen bir yaklaşıma sahip değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'de evet namaz ibadeti vardır. Günde, günde beş vakit namaz vardır. Bunun tartışılacak bir tarafı bile yoktur. İşte yılda bir ay Ramazan orucu vardır. Elbet bu da tartışılacak bir tarafı yoktur. İşte hac vardır, kurban vardır, zekat vardır vesaire. Ama bunlar sayarsanız işte üç beş tane ritüel gibi algılanıyor. Peki hayat bundan ibaret mi? Hayır hayat bu birkaç şeyi yapmaktan ibaret değildir. Kur'an-ı Kerim hayatın tamamına yönelik prensipler getiren bir kitaptır. Bu kitabın ibadet yapımı ile alakalı, ibadetleri ortaya koyma ile alakalı gerekçesi oruç ibadetinin yer aldığı ayette de belirtildiği gibi duyarlı bir insan yetiştirmeyi hedefler. Yani namazın amacı duyarlı bir insan yetiştirmektir. Orucunki de öyledir. Haccın da, kurbanın da, zekatın da öyledir. Kulluk yani ibadet denen şey hayatı ubudiyet dediğimiz kulluk bilincine dönüştürme egzersizleridir. Onun için belli zamanlarda bir şeyleri yapmak o yapılan davranışları bir hayat biçimine dönüştürmeyi sağlamak içindir. Her her ibadetin ama bunun istisnası yok. Her ibadetin mutlaka hayata bakan bir tarafı vardır. Yani bir ibadet sadece yapılsın ve yapanıyla sınırlı kalsın diye bir söylem geliştirilemez. İbadetler Allah'ın emri olduğu için yapılır, yapılmalıdır ama Allah emrettiği kadar ve onun istediği kadar yapılmalıdır. Hani Allah'ın emrettiğini yeterli görmeyip bunda bir zam, bir ilaveye gitmek. Bunlar yetmez ben şunları da yapmalıyım gibi Yeni bir dini yüşümlülük sınırları çizmek doğru değildir. Hiç kimse Allah'a din öğretmemelidir. Hiç kimse Allah'ın dediğiyle yetinmemek gibi bir psikolojiyle hareket etmemelidir. Allah ne dediyse, bunlar Kur'an'da yer alan emirler, buyruklardır. Ve bunların hayata nasıl yansıtılacağı da Hz. Peygamber'in örnekliğinde bize ta 1400... 40 seneden beri aktarıla aktarıla gelmiş bizim hayatımızda olması gereken yere oturtulsun istenmiştir. Ama gelin görün ki maalesef işte belli bazı vesileleri yeterli görüp dini yükümlülükleri onlardan ibaret sanmak gene benim bir ifadem var. Maksadı aşmadığını umarım. Bu tür uygulamalar dini taksit taksit hayattan çekme çekmeye sebebiyet veriyor. Yani işte şunu yapıyorsun tamam yeter. Ramazan ayında işte ilk 10 teravih kıldın mı bütün geçmiş günahların affoluyor filan. Adam işte onun için mesela ilk 10 gece teravihlerde belli bir popülasyon oluyor camilerde ama orta 10 günde ee yarı yarıya düşüyor. Son 10 günde bir Kadir gecesi hariç neredeyse baştaki kalabalıktan esame okunmuyor. Niye? Öyle bir din sunumu anlatıyoruz ki adama 10 tane teravih kıldın mı bütün günahlardan kurtuluyorsun. Halbuki değil 10 tane teravih 1000 tane teravih bile bir yarım sabah namazı etmez. Yani teravih'i küçümsemiyorum ama ter meseleyi teravihe indirgeyip 11 ay boyunca ve günde 5 vakit Allah'ın bize bir emri olan namazı hafife almak, küçümsemek, ötekileştirmek, ertelemek, bunu bir dahaki sene Ramazan'da yaparız gibi böyle namaza, ibadete Allah'ın belirlemediği, bizim belirlediğimiz bir takım sınırlar çizmeye iş götürülüyor. Bundan Şurada bir var. araya girip şunu sormak istiyorum size. E, namaz ibadeti yerine getirilmiyorsa burada bir ay oruç hani tutulur mu tartışmaları var. Hani tutulsa da bir faydası olur mu tartışmaları var. Ne düşünüyorsunuz hocam? Yani namazsız oruç olur mu? Hemen söyleyeyim. E, iyi i̇yi bir soru bu. Öbürü de iyiydi tabii. Ee, sorular arasında yarıştırma yapmayalım. Ee, böyle bir söylem var: Namaz kılmıyorsanız oruç tutmanıza gerek yoktur. Böyle bir söylem kesinlikle ve kesinlikle doğru değildir. Arzu edilen şudur: Namaz orucu da tuttursun, oruç namazı da kıldırsın. Ama biri yoksa öbürü de olmasın, biri yoksa öbürünün olmasına gerek yoktur gibi yaklaşımlar kesinlikle doğru değildir. Namaz müstakil bir ibadettir. Oruç başka bir ibadettir. İkisinin birbiriyle kesiştiği pek çok nokta vardır. Elbet öyledir ama madem ki biri yok öbürü de olmasa da olur türünden bir yaklaşım kesinlikle doğru değildir. Namaz ayrı bir ibadet, oruç bir ayrı bir ibadettir. Kamil, olgun bir mümin Allah'ın emrettiği bütün ibadetleri yerine getirmeye çalışan insandır. Ama birilerinde hata yapıyor, eksiklik yapıyorsa öbürleri de bu anlamda gereksizleşir diye bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Kardeşlerim bu tür sözlere itibar etmesinler. Namaz kılamıyorsa bile, kılmıyorsa demiyorum, namaz kılmıyor olamaz bir Müslüman. En çok bir mazereti, bir sebebi vardır ki aslında ben namaz kılmamaya herhangi bir mazeretin de gerekçe olamayacağı kanaatindeyim. En zor zamanlarda bile namazın kılınması gerektiğini düşünen ve böyle uygulayan bir insanım. E, fakat insanlar bir ibadeti yapamıyorsa öbürünü de yapmasına gerek yoktur. Dolayısıyla bunlar birbirini tetikler filan e, birisiz öbürü anlamsızdır gibi yaklaşımı doğru bulmuyorum. Hatta sıra dışı bir şey söyleyeyim. Hani gerçeklerle yüzleşme anlamında yüz yüze programının adına da e, uygun olsun. Mesela Kur'an-ı Kerim'de namazın beş vakit oluşuyla ilgili ayetler var. Yani biraz dağınık ayetlerde, Kur'an'da böyle konular bir yerde anlatılıp bitirilmez. Serpiştirerek anlatır Kur'an-ı Kerim. Maksadı bir konuyu öğrenmek istiyorsanız her konuyu bilin istenir. Dolayısıyla ilginçtir. Namazla ilgili, namaz beş vakittir. Bu ayetlerle ortaya konulmuştur. Peygamberimizin uygulaması da zaten bu şekildedir. Ancak öyle ayetler vardır ki mesela sabah akşam kılın der mesela. Şimdi sadece oraya bakarak namaz iki vakittir denemeyeceği ni ifade ediyorum. Ama siz hiç olmazsa günde bir vakit kılın, hiç olmazsa iki vakit kılın. O iki vakit sizin diğer üç vakitinizi de kılmanızı sağlayacaktır. Yani bir vakit öbür vakti çağırır, iki iki vakit üç vakti daha çağırır. Böylece beş vakit namazı yerine getirmiş olursunuz. İşte çocuklar kılamıyorlar, başlayamıyorlar filan ağır geliyor onlara işte yorucu oluyor bilmem bir takım mazeretler ileri sürüyorlar ee, bana soruyorlar hocam yani bir çocuğu namaza başlatabilmek için hani özendirici ne yapmak lazım tabi sunabileceğim bir takım Tabii. önerilerim olur ama mesela ben onlara diyorum ki hiç olmazsa günde bir defa çocuklar bir defa Allah'la beraber olmanın tadını alsınlar o tat onları diğer namazları da kılacak şekle getirecektir beş vakit namazın Beşini bilden kılamıyorsa biriyle başlasın, ikisiyle başlasın, diğerleri de beraberinde gelir. Sonra devamının geleceğini siz. Evet, buradan sorunuza geliyorum. Siz orucu tutun, oruç namazı da çağırır. Siz namazı kılın, namaz orucu da çağırır. Bunlar birbiriyle birbirinin çekim alanında olan ritüellerdir. Bunları yapa yapa hayatın tamamını kulluk bilinciyle yaşamaya dair önemli bir bilinç elde edilir diye ifade edeyim. Hocam neden böyle hani vakitlerle zamanlarla ilgili tartışmalar çıkıyor? Mesela oruçla ilgili de işte Bakara suresinde geçen bir bölümle alakalı olarak işte en fazla işte 3 gün, 7 gün, 10 gün oruç olmalı gibi tartışmalar da çıkmıştı bir dönem. Hani oruç 30 gün değil de 3 gün, 7 gün, 10 gün tutulur gibi. Yine işte ezanla namazla ilgili olarak siz de söylediniz işte iki vakit mi beş vakit mi tartışmalı üç vakit diyorlar genelde evet ee, işte aynısı oruç için de var ee, neden bunlar konuşuluyor ee, ve bir e, çözüme ulaşmıyor da tartışılmaya devam ediliyor üç sebep söyleyebilirim bu Hanım. bir bu dini bir konuda dini içerikli cevap verecekseniz dinin sahibi olan Allah'ın dediğini diyeceksiniz yani filancaya göre şöyle falancaya göre böyle bir yaklaşımla işi idare edemeyiz. Konu dinse burada konuşacak kudret Allahu Teala'dır. Yani onun kitabıdır, onun kelamıdır. Biz insanların görüşlerini Allah'ın görüşünün, sözünün önüne geçirdiğimiz için işte biri namaz iki vakittir diyor, biri üç vakittir diyor ama Allah beş vakittir diyor mesela. E, Allah'ın dediğine bakarsanız doğruyu bulursunuz. Biri bu, Kur'an'dan bakmamak. Yani dini bir konunun cevabını Allah'ın kitabından vermeme e, şeyi, usulü, usulsüzlüğü diye. Biri bu. İkincisi, Buket Hanım, bir Türkiye'de böyle meallere bakarak e, Kur'an adına hüküm veren yaklaşımlar var maalesef. Şimdi ben bir Müslümanın Kur'an'la iletişiminin üç aşamalı olduğuna inanıyorum. Birinci aşama Kur'an'la konuşma aşamasıdır ki bu her Müslümanın görevidir. Bunun istisnası yoktur. Maksat Kur'an metninde Allah'ın dediklerini mealleriyle okuyarak hani bir anlamda interaktif bir okuma yapmak. Söyleneni anlayarak okumak. Buna Kur'an'la konuşmak diyorum ben. Bunun ikinci aşaması Kur'an'dan konuşmak. Yani siz o kadar çok Kur'an okursunuz ki, o kadar çok meal okursunuz ki, hayat pratikleriniz arasında zaman zaman bir olayla karşılaştığınızda bir ayeti hatırlayabilirsiniz. Dersin ki ha bununla ilgili şöyle bir ayet vardı. Hayat pratikleriyle ayetleri buluşturma becerisi size sağlar. Kur'an'ın mealini çok okursanız bunun adına Kur'an'dan konuşmak diyorum ben. Bir de Kur'an adına konuşmak var. Yani bir meselede Kur'an ne diyor? Bunu yapabilmek için öyle mealleri okumayla olmaz bu. Kesinlikle ve kesinlikle olmaz. Kur'an adına konuşacaksanız bir, bu kitap kaç ayet? 6236 ayet. Bunların hepsini bileceksiniz bir. Bu ayetlerin üçte ikisi Mekke'de indi, üçte biri Medine'de indi. Hangisi Mekke'de indi, hangisi Medine'de indi bunu bileceksiniz. Çünkü Mekke'de inen ayetlerin mantığıyla Medine'de inen ayetlerin mantığı farklıdır iniş yerlerini, iniş zamanlarını bileceksiniz. Üç, bir konuda kaç tane ayet varsa hepsini bileceksiniz. Bir ayete bakmayla olmaz. İki, iki vakit namaz vardır diyen evet o da Kur'an'dan söylüyor ama bunu Kur'an adına söylememesi lazım. Niye? O konuda başka ayetler de var ondan haberi yok. Kur'an adına konuşacaksanız ayetlerin konuyla ilgili bütün ayetlerin nereden neyi ele aldığını görmeniz gerekir. Dört, Sadece konuyla ilgili ayetleri bilmek de yetmez. O ayetlerin geçtiği konu bağlamlarını ve ayetlerde kullanılan kavramların anlam açılımlarını iyi bilmeniz lazım. Bundan maksadım şudur. Buket Hanım bu kitabın metni Arapçadır. Arapça bir metinle yüz yüzeyiz. Ancak bunun manası anlamı Rabçadır. Yani Allahü Teala bu kavramların içini Rabbimiz kendisi dolduruyor. Siz Kur'an'ın kavramlarının içini Allah'ın doldurduğu gibi doldurmayı becermezseniz sözlüğe bakarak Kur'an'dan hüküm çıkarmak doğru bir okuma biçimi değildir. Bu üçüncüsü zor bir okumadır. Bunun farkındayım ben. Hani buna bir ömür vermeniz gerekiyor. Böyle boş zamanlarda meal okumayla falan olmaz. Bunun dilini bileceksiniz, gramerini bileceksiniz, edebiyatını bileceksiniz. Her bir ayetiyle adeta konuşuyor olacaksınız ki Kur'an adına bir söylemeniz olsun. Bu olamıyorsa diğer iki tanesi de olmasın demiyorum. Birincisi zaten her Müslümanın görevidir Kur'an'la konuşmak. Hatta Hz. Peygamber'e risbetle bir rivayet var. Ee, buyuruyor ki Peygamberimiz... İza ahabba ahadukum en yukellima rabbahu falyaqra'il Kur'ane. Sizden biriniz Rabbi ile konuşmak istediği zaman Kur'an'ı anlayarak okusun diyor. Kur'an'ı anlayarak okumak Allah'la konuşmak gibi bir şeydir. Bir büyük bir onurdur, büyük bir hazdır. ama Kur'an'dan hüküm çıkaracaksanız başka şeylere de ihtiyaç vardır. Şimdi Kur'an'a bakmadıkları ve Kur'an'dan hüküm çıkarma noktasında yeterli altyapıya sahip olmadıkları için oruç üç gündür filan diyor. Kardeşim bu oruç kaç gündür? Bu ciddi bir soru değil mi? Dinle alakalı, Ramazanla alakalı bir konu. Üstelik bu konu Kur'an'da Bakara Suresi'nde ele alınmış ve bunun kaç gün olduğu ayette var. Şimdi ne yapıyorlar? 184. ayeti okuyorlar evet. Bakara Suresi'nin. Evet. Orada eyyâmen ma'dûdâtin diyor. Sayılı günler. Sayılı günler. Fakat dedim demin dedim ya bir ayete bakıp da Konuyla ilgili öbür ayeti görmezseniz yanılırsınız. 184. ayette sayılı günler ifadesi 185. ayette açıklanıyor. Kur'an'ın en önemli özelliklerinden biri ayetlerinin birbiriyle olan bağlantısı ve bir ayette toplu anlatılan bir meselenin diğer ayette ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmasıdır. Bu bir Kur'an üslubudur. İşte bu üslubu gereği Bakara suresi 185. ayette Ramazan'ın bir ay olduğunu söylüyor. Şehru Ramazan diye ifade öyle. Ramazan ayı şehir bir aylık zaman demektir. Şehir kelimesine bazıları gökteki ay diyorlar. Hayır onun adı şehir değil. Onun adı kamerdir. O, o şehir değil. Şehir bir aylık zaman diliminin adıdır. O ayette diyor ki Femen şehide minkümü şehre İçinizden her kim o bir aylık süreye erişirse fel yasumhu o bir ayı oruç tutsun diyor. Şimdi bu ayet burada dururken hala buna rağmen Ramazan üç gündür, beş gündür, yedi gündür Ramazan orucunun sayısını aşağıya indirmek doğru bir yaklaşım değildir. Ayetin bir kenarına bakıp konuyla ilgili diğer ayetleri görmezlikten gelme Eksikliğidir. İmsak saatleri hakkındaki tartışmayı da sormak istiyorum. İmsak saatlerinin yanlış olduğu iddiaları dönem dönem e, gündeme geliyor. Bu konuda aslında Kur'an'ın hakkında fikir beyan ettiği, be, <laughs> yani malumat verdiği bir konu bu. Üzgünüm, bizim Müslümanlar, ben zaman zaman söylüyorum, bakın diyorum Ramazan'la alakalı sorular mı soracaksınız? Bir şeyleri mi merak ediyorsunuz? İkinci surenin 183, 184, 185, 186, 187 beş tane ayeti var peş peşe. Bu beş tane ayeti okuyun, soracağınız soruların yüzde 80'ini, yüzde 90'ının cevabını bulursunuz burada. Çok ayrıntılı bir şeyler sorarsanız belki, onlar da genel verilen cevapların içinden kastedilenin ne olduğunu çözersiniz. Böyle çok zor bir iş değil. Diyor ki Allahü Teala. Bakara suresi 187. ayette uzun bir ayet. Bu Ramazan gecelerinde neler helaldir, neler haramdır, neleri yapabilirsin, neleri yapamazsın öyle detaylar veriyor. Hatta itikaf diye bir ibadet var. O ibadete dair göndermeler de bu ayette yer alır. O ayetin içinde şöyle bir cümle var. Ve külü ve şrabu. Yiyiniz içiniz. Hatta şu zamana kadar. Yetebe Sizin için apaçık ortaya çıkıncaya kadar. Tebeyyün etmek apaçık ortaya çıkmak demek. Sizin için apaçık belirgin oluncaya kadar. Ne? Belirgin olacak olan ne? El haytul ebyadu. Beyaz iplik. Min el haytul esvedi. Siyah iplikten. Beyaz iplik, siyah iplikten sizin için apaçık ortaya çıkıncaya kadar. Yiyiniz içiniz. Şimdi bu ayeti buraya kadar okuyor. Bu cümleyi. Cümlenin sonunu okumuyor. Halbuki cümlenin sonunda o beyaz iplikle siyah iplikten maksadın ne olduğunu söylüyor Allahu Teala. Minel fecri yani tan yerinin ağarması o doğu tarafındaki ışıma e, noktasında bir beyaz e, ışık ile bir de karanın siyah görüntüsü vardır. O karanın siyah görüntüsüyle sabahın beyaz aydınlığı ayette sözü edilen durumdur doğu tarafındaki bu ışıma sizin için ortaya çıkıncaya kadar yiyiniz içiniz. Şimdi ne oluyor? Şimdi bir bakıyorsunuz bir yerden bir yazan okunuyor. Doğu tarafına bakıyorsun kapkaranlık hiçbir şey görünmüyor. Tabii ki bu bizim için de apaçık ortaya çıkacaktı. Yetebe yene leküm. Buradaki leküm kelimesi olmasaydı hani biz görmesek de güneşin ışığı doğu tarafında eğer bir yerlerden görünüyorsa yeterlidir derdik ama öyle demiyor. Sizin için, hepimiz için doğu tarafında ışıma meydana gelecek. Bu ışıma doğu tarafına baktığınız zaman yaklaşık olarak güneşin doğmasından 60 ila 75 dakika öncesi zamana kadar e, gerisin geri gelen bir e, süreci kapsar. Dolayısıyla doğu tarafına bakıp meseleyi artık bu matematiktir, artık bu bilimdir. O doğu tarafındaki gündüzün ışığıyla karanın karanlığının belirgin olduğu dakikayı artık tespit etmek zor değil. Müslümanlar artık bilimden istifade etme noktasında hala birbiriyle kavga ediyorlar. Yok o dakikada okunur, yok orada okunmaz. 15 dakika sonra olacak, yok bilmem yarım saat geç okunuyor, yarım saat erken okunacak diye Türkiye'de çeşitli dini çevrelerin böyle imsak, imsak saatinde bile maalesef anlaşamadıklarına şahit oluyoruz. Yemeği şu ya bu saatte gece e bırakabilir insanlar. Biraz önce de bırakabilir. Fakat o daha sabahın doğu tarafındaki ışıma meydana gelmeden o adam insanlara sabah namazı kıldırırsanız, bunun adına sabah namazı değil, onun adına gece namazı derler. Namazı, bu ışımayı bizatihi müşahede ettikten sonra kılmak gerekir. Bunun e, yani en iyi ihtimalle güneşin doğmasından önceye alıp şöyle yani 60 dakika, işte 50 dakika, 55 dakika. Bu artık bilimin konusu burası. Onun tespitini yapmak zor değil. Birbiriyle böyle kavga etmeye de gerek yok. Bir, bu bir kavga meselesi değil. Doğu tarafına bakıyorsunuz, işe ışıma varsa imsak o zaman başlıyor demektir. Müslümanlar imsakinde anlaşamıyor. Ramazanın hangi gün başlayacağında anlaşamıyor. Geçen gün Afrika'dan biri aradı beni. Dedi ki hocam burada işte bir gün sonra başlıyor. Ramazan ne yapacağız filan. Ya Ramazan'ını başlatamıyor Müslümanlar. Aynı gün bayram bile edemiyor. Niye? Bilime bir güvenleri yok. Bu artık bilimdir. Bu artık bir matematiktir. Bu artık bir fiziktir. Bu kurallar Allah'ın fizik kuralları. Böyle günden güne, seneden seneye değişmez. Rabbimiz bunları adeta prensip halinde belirlemiş. Onlar şaşmaz bir usulle varlıklarını sürdürüyorlar. Bu sürdürülende bir sene Ramazan'ın hangi gün başladığı ...bilimsel anlamda tespit edildiyse bu artık kıyamete kadar bunun vakti tespit edilebilir. Bu tartışmalara girip de milletin hani orucunu sakata getirmeyi de... ...oruçla alakalı bir takım kafaları bulandırmayı da doğru bulmuyorum. Sabah namazını biraz geç kılmaları gerektiğini kardeşlerime özellikle tavsiye ediyorum. Yoksa gece namazı gibi kılınan bir namaza dönüşür... ...burada biraz daha dikkatli olmak lazım. Sabah namazı konusunda yani bir uyarınız var. Var evet. Bir Değil bir, mi? bir yarım saat... ...20-25 dakika... E, ...geciktirmekte yarar var. Çünkü doğu tarafına... ...bakınca Neden hiçbir hocam, ışıma görünmüyor. Peki görünüyor. Diyanet bu şekilde uygulamıyor? Yani bu Diyanet'te daha önceden... ...bu daha 20 dakika daha önce... ...ezan okunuyordu. Sonra bir... ...toplantılar yapıldı. Bunun bir 20 dakika daha... ...uzatılabileceği kanaati... ...belirdi. E, bu yeniden... ...konuşulabilir. Yeniden... Hı hı. E, tarafların iddiası her neyse o iddialar üzerinden e, hareket edilebilir ama ayet gayet açık sizin için doğu tarafındaki ışımanın aydınlığı sabahın aydınlığıyla gecenin karanlığının bir çizgi halinde beyaz ip siyah ip gibi görüntüye kadar yiyin içiniz. demek ki o zamana kadar yeme içmeye serbest o zaman yeme içme bitirilir ve artık sabah namazı vakti girer. Yani ama bir ışık görülmesi gerekiyor ama ışık görülmeden namaz kılınması konusunda o, evet, bir onun, problem diyorsunuz. Onun sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani onu sabah namazının vaktinin biraz geciktirilmesi gerektiğini. Sizin anlıyorum. bu konuda diyanet işlerine bir şeyiniz oldu mu? Yani böyle bir hani e, görüş fer bildirme gibi? Fert olarak böyle çıkışlar birer birer kişilerin. Ben yıllardır söylüyorum. Hı hı. Hani bunun e, yeniden hı hı. düşünülmesi, yeniden konuşulması gerekiyor diye bir, Müracaat ettiğin. Konu, konuştuğun insanların bir kısmı bunlar zaten hallediliyor diyor ama başka taraftan insanlar başka iddialarla e, yani bu yapılan yani bir kuruma güvensizlik gibi bir problemi beraberinde getireceği için bunu oturup konuşmakta taraflar kimin ne iddiası varsa o iddiayı ortaya koyup nihayetinde bir anlaşma zemini bulunabilmesi hiç de zor değildir. Ama zaten yani sadece... bu sizle ilgili değil hocam. Zaten güvensizlik var ki ben bunu size sordum. Hani ben çünkü baktım, araştırdım. Hani ne sorabilirim? Vatandaşların sıkıntısı ne? Evet. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu mesela. Evet, en çok sorulan sorulardan biri. Yani demek ki burada vatandaşın kafasında bir güvensizlik oluşmuş zaten bu noktada. Yani Diyanet'in bu kararına, bu saat uygulamasına karşı var zaten bu. Tabii bu işe bunu gidermek kolay. Yani bu son derece basit ama mesele sadece Türkiye Müslümanlarından ibaret de değildir. Yani bu dünya Müslümanlarının ortak bir meselesidir. Türkiye'de meselenin hallolması e, problemi bitirmiyor. Yani bunun diğer İslam ülkeleriyle de hani bu hilal konusunda bazı toplantılar yapılıyor. Hani merak ediyorsunuz buradan iyi bir şey çıkacak diye bir bakıyorsunuz herkes kendi kabulünü öbürüne dayatmaya gayret ediyor. Öyle olunca da nasıl toplantıya giriliyorsa öyle de çıkılıyor. Çözülebilir bir problem olduğunu düşünüyorum. Ama kardeşlerimin özellikle ben onların bir din kardeşi olarak istirham ediyorum. Sabah namazını e, okunan ezanla değil, ezandan bir süre sonra geciktirerek kılmalarının çok daha doğru olacağına inanıyorum. Bunu bir, bu vesileyle burada bir söyleyeyim. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Biz Müslüman insanlarız. Biz ibadetin şekil şartlarıyla tabii ilgileniriz. Tabii ki ibadetimizin nasıl olması gerektiğiyle alakalı bir duruşumuz, bir bilgimiz bir bilgi bilgi inşamız elbet gereklidir. Fakat biz öyle şeylerle meşgul edildik ki bir ibadet nasıl yapılıra kilitlendik ama niçin yapılırıyla çok ilgilenmedik. Yani biz orucu niye tutuyoruz, Biz namazı niye kılıyoruz? Mesela namazı vaktin şu saatinde neden kılıyoruz? Namaz aslında oruç aslında bizden ne bekliyor? Bunun içini nasıl doldurmalıyız? Meselenin gerekçesini ve niçinini soramaz olduk nasılıyla uğraşmaktan. Nasılı da önemlidir ama mesele sadece nasılından ibaret değildir. Bunun niçiniyle ilgilenmek daha makuldür. Bize daha doğru istikametler verir. Böyle nasılıyla çok ilgilendiğimiz için mesela işte diyelim müezzin Allah-u Ekber derken A, E sesini çıkarı çıkarmaz adam ağzındaki şeyleri dışarı çıkarıyor yani sahurda filan. Ya yani bu öyle saniyelik iş değil gözünü seveyim yani Allah Allah yani bu vahyin indirildiği dönemde öyle dakika saniye filan yoktu yani. Sonra arada, da orucum bozuldu mu yani orucum kabul olur mu diye de soruyor, soruyorlar. Tabii hocam. ondan sonra başlıyor öğleye kadar soruyor böyle yaptım ne oldu ne olmadı diye filan. Ben de şekil şartlarını önemsediğimi ifade ediyorum ama daha işin ruhuyla ilgilenmenin çok daha doğru olduğunu kardeşlerime izah etmek istiyorum. Hocam bir tartışma daha var. Şimdi çok önemli bir husus dikkatimi çekti benim ki sizin de e, bu noktayı çok layıkıyla aydınlatacağınızı düşünüyorum. Zekat konusu. Şimdi e, Ramazan'ın belli başlı konularından bir tanesi fitre ve zekat. Fakat zekat kısmında benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Hı, hı. E, bütün izleyicilerimiz bakabilirler. Rica ediyorum e, bir arama motoruna e, şeyde internette bu çok meşhur arama motoruna girin ve şöyle yazın. Ramazan'da en çok sorulan sorular yazın ve düğmesine basın. Göreceksiniz zekat kısmı ama böyle yaklaşık 100 tane soru ve sorular şöyle. Zekat anneye verilir mi? Zekat babaya verilir mi? Zekat işte akrabaya verilir mi? devlete verilen vergiden zekat düşülür mü? Öyle olur mu? Böyle olur mu? Benim anladığım nokta şu. Kimse zekat vermek istemiyor. Doğru mu anlamışım? Doğru anlamışsınız. Benim o konuda şöyle bir sözüm var. Ee, gidiyorsunuz işte bir yetkiliye soruyorsunuz. Nereden zekat vereyim diye. Adam size nereden zekat vermeyeceğinizi anlatıyor. Öyle bir liste çıkarıyor ki onun zekat vermesi bir tarafa. Zekat alacak duruma geliyor adam. Bakıyor ki benim zekat vermem değil almam gerekir filan diye. Zekat başlı başına bir kurum. Yani zekat aslında İslam'ın insanlığa ekonomik anlamda kardeşçe yaşamayı öğreten en önemli ekonomik çözümdür zekat. Ama bu Kur'an'ın dediği gibi anlaşılırsa böyledir. Şimdi milletin zihninde dolaşan zekatla ilgili bilgiler Kur'an'ın dediği gibi değil üzgünüm. Niye değil? Bu zekat, zekat, fitre, fidye, işte kefaret, e, sadaka denen şeyler hepsi aslında infak denen genel bir çerçevelerdir <laughs> bunlar. O genel bilmekler. <laughs> müslümanlar infakla ilgili dinleri çok berrak değil. İnfak nedir? Ne? Allah niye bu yardımlaşma kalemine infak demiş? İnfakın bir Müslümanın bir başka Müslüman'ın gönlüne gizliden tünel açması anlamına gelir infak. Kimse girmeden bir Müslüman diğer Müslüman'ın yürüyeceği bir yol bulması anlamına gelir infak. Ve infak karşılığını sağlayarak yapılan yardımlaşma biçimidir. Bunun çeşitli alt başlıklarından bir tanesi zekattır. Zekat nedir? Zekat bir malın Fakirin hakkının verilmesi, temizlenmesi demektir. Zekatın bir temizlenme anlamı vardır. Bir de zekat verildiğinde azalan bir miktarı değil, verildiğinde artan bir gerçekliği karşılar. Yani matematikte 40 eksi 1 eşittir 39'dur ama dini literatürde 40 eksi 1 39 etmez, 41 eder yani. Çünkü Allah'ın kitabında verdiği bilgiler, siz Allah için her neyi verirseniz, Allah yerine yenisini hemen verir. Veriyor da zaten. Dolayısıyla zekat verdiği için fakir düşen kimse olmamıştır yani. Vermediği için perişan olur insanlar. Bakın Buket Hanım. Ben zekatla ilgili çok temel yanlışlıklar yapıldığına inanıyorum. Temel yanlışlıklar. Bu iyi bir fırsat olsun. Buradan bu fırsatı değerlendirme adına belki bir kardeşimizin daha gönlüne dokunma anlamında bir yardımımız, bir katkımız olur. Bakın zekat Genel öğretide e, zekat kardan ve ticaret eşyasından verilen bir ödenek diye bilinir. Bu doğru değildir. Zekat maldan verilir, maldan. Her ne sizin malınız ise onun zekatı vardır. Bir, iki. Sizin malınızın üzerinden hani bir yıl geçmesi veyahut da bir yıl sizin kendi harcamalarınızı düştükten sonra kalan miktar neyse ondan verilir diye bir söylem var. Bu da doğru değil. Enam suresinin 141. ayetinde Allahu Teala hasad edildiği gün fakirin hakkının verilmesinin gerektiğini ifade eder. Enam suresi 141. ayet. İsteyen açıp bakabilir. Ve atu hakkahu yevme hasadihi onun hakkını hasat edildiği gün vereceksiniz. Peki ne yapıyor bizimki? Bir, maldan vermiyor, kardan veriyor. Peki kardan vereceği ya da ticaret eşyasından vereceği o zekatın üzerinden bir yıl geçmesini bir prensip olarak benimseyince bir yılın sonuna kadar zaten elinde ne var ne yok hepsini bitiriyor. Peki o malda fakirin hakkı vardı. Fakirin hakkı var ve malda fakirin hakkıdır. Bakın ticarette ve karda değil. Kardeşlerimden istirham ediyorum. Yani yani yalvarıyorum Allah aşkına atsınlar, baksınlar. Tevbe suresinde Allahu Teala diyor ki onların mallarından sadaka al diyor. Onların mallarından al diyor. Karlarından demiyor. Zekat maldan alınan bir vergidir. Ayet numarası Tevbe suresi 103. Huz min emvalihim. Burada sadaka kelimesi kullanıyor. Tabii sadaka da aslında Kur'an'da zekatla ilgili ayetler daha çok sadaka üzerinden efendim yorumlanır. Bu kısmen doğrudur ama her zaman doğru değildir. Niye? Çünkü Kur'an'a göre zekat vermek nasıl farz ise, ...atüz zekate ayetleri vardır ve emir olduğu için zekat vermek farzdır. Ama sadaka vermek de Kur'an'a göre farzdır. Bu hem Tevbe suresi 103. ayette hem de yine Tevbe suresinin 60. ayetinde sadakaların kimlere verilmesi lazım geldiğini ve bunun bir farz ibadet olduğunu Allah ap açık beyanlarıyla dile getiriyor. Dolayısıyla bir maldan verilir bunu iskalamayın bir adam diyor ki işte bu sene diyelim ki bir daire aldı veya bir araba aldı lüks bir araba aldı. 1 milyon liraya araba aldı. Diyelim ki 500 bin lira borcu var. E, zekatla ilgili hesaba sıra gelince 500 bin lira borcum var diyor. Ondan sonra ticarete veya kara konu malzemeler eğer 500 bin lirayı tutmuyorsa benim bu sene zekatım yok diyor. Halbuki 500 bin lira borcu olabilir ama onun karşılığında 1 milyon liralık arabası var. O araba onun malıdır. O malın zekatı vardır. Efendim arabaya, bineye eve ve bir bahçeye zekat düşmez. Kim diyor bunu? İmam-ı Azam dedi. Kardeşim İmam-ı Azam'ın bunu dediği zaman onun binek dediğinde çok affedersiniz binekten kastedilen bir merkebe şekti yani. Başka bir şey yoktu. Bina, ev, barınak dediği denilen maksat da dört duvardan ibaret bir şeydi. Efendim bahçe dediğinden ibaret işte kapının önündeki bir dönüm ya var ya yok ufak tefek sebze ihtiyacını karşıladığı yer. Akla o geliyordu. Şimdi sen onun onun dönemindeki binekle bugünkü filanca lüks arabayı nasıl eşitliyorsun ya? Yani bu, bu vicdan mı yani? Oluyor mu bu iş? Onun ev dediği dört duvardan müteşekkil bir barakayla bugünkü triplex villayı nasıl eşitliyorsun? Onun bahçe dediği küçük bir sebze ekip piştiği yerle bugünkü filanca yerdeki bir arsayı nasıl eşitliyorsun kardeşim? Eve zekat yok, arabaya yok, arsaya yok, binaya yok, daireye yok. Nere var peki? Nere var yani? Bunlar senin malın mı? Evet. Malınsa zekatı vardır. Senin malın olduğu an onun zekatının verilmesi lazım. Borçların varsa borçlarını düşmüş olursun. Peki kime verilecek bu zekat? Evet. Kim? Nereden verileceği bir daha söylüyorum. Maldan verilecek. Maldan. O maldan veriliyor. Sonra o malı satarsanız kar ile mal değeri arasında bir fark ortaya çıkarsa ayrıca farkında zekatını verirsiniz. Çünkü sattığınızda o kar sizin malınız oluyor. Onun, onun da zekatı vardır verirsiniz. Bakın Buket Hanım bu benim dediğim gibi üzerinden bir yıl geçmesi falan şartı da yok. Anında o an onun zekatının miktarı ayarlanmalıdır. Bir anda da verilebilir, sene içerisinde de verilebilir. Ne zaman malınız varsa o zaman bedelini ayırırsınız, onu fakirlere verirsiniz. Bu benim dediğim gibi zekat maldan verilecek ve kazanıldığı an verilecek esasımı kabul eder de Müslümanlar bir sene böyle zekat verseler bir tek sene bu benim dediğim gibi zekat verseler inanın şu coğrafyada bir tane fakir kalmaz. Ama bizde zekat verilecek mallarla zekat verilmeyecek malları yan yana koyun zekat verilecekler ummanda damla gibi kalıyor yani. Efe anaya babaya verilir mi? Anaya babaya niye zekatı veriyorsun? Ya yani onu ana, para, ana paradan bak. Onlara tabii e, infakın olacak. Onlara iyilik yapacaksın. Onlara bakma senin zaten görevin. Bunu hani bir taşla iki kuş vurma uyanıklığının bir alemi yok. Onlar zaten senin hanenin fertleri. Sen zaten onlara karşı yükümlülüklerin var. Onlara mal bırakma noktasında yükümlülüklerin var el vasiyetu lil valideyni vel akrabine diye ayet-i kerime var Bakara suresinde. Onları bakmalısın. Ancak bu zekat denen, sadaka denen ödenekler daha çok hani kimsesi olmayanların kimsesi olmaya yönelik bu dinin insanları sahipsiz bırakmayacağına dair bir yürek coşkunluğu ortaya koyar ve bu müellefeyi kulüp derler bunlara. Bu da işte İslam'a kalpleri ısındırılacak kişiler diye tarif edilir. Bu da doğru değil. İslam'a kalpleri ısındırılacak. Bu öyle öyle olmaz. Ya ha, ısınmadı ne olacak? Boşa mı gitti yani? Kalpleri İslam'a yeni ısındırılmış insanlar demektir. Onların elinden tutulur. Onların kimsesi olunacağına dair bir hani onlara bir moral motivasyon açılanmış olur. Böylece hayatta kimsesizlik derdinin onları bulmaması sağlanmış olur. Zekata dair, infaka ve sadakaya dair söyleyeceklerim aşağı yukarı bunlardır. Çok teşekkür Bunların ediyorum. Umarım doğru anlaşılmışımdır. Bence Yoksa, çok açık anlattınız. E, hala anlamadıysalar yapacak bir şey yok yani. Ramazan ayında türbe ziyaretleri de artıyor. Hatta izdihamlar yaşanıyor. Peki Tabii. bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Yani türbeler vasıtasıyla Allah'tan bir şey istemek doğru mudur? Ramazan'da türbeye daha çok gittikçe bunun çok bir faydasını görmek mümkün müdür? <laughs> Buket Hanım ya ben ben kendimi bildim bileli ya bu Ramazan'ın ilk günü işte Oruç Baba Türbesi diye bilinen bir türbe. Oraya insanlar gidiyor. Fakat din adına konuşurken inanın yani öyle sözü dinlenir insanlar. Yani Türkiye'de hani sözüne güvenilen insanlar konuşuyor. Yıllardır konuşanlar var filan. Mesela ben bunların ağzından hiçbir zaman gidin türbeye oradan bir şey isteyin dediklerini duymadım yani Allah aşkına söylüyorum. Fakat bu milletin zihnine bu nereden yerleştiyse bir türbe üzerinden dini duyarlılık geliştiriliyor kardeşim. Yani türbedeki türbedeki sana ne verecek? Türbedeki senden bir şey bekliyor. Sen ona dua edeceksin. Onu Allah affede, affetsin diye. Senin duan onlar için beklenti konusudur. Onların oradan sana vereceği bir şey yok. Sen birinden bir şey isteyeceksen araya birini koymak şirktir. Varsa bir insanın imanı imanını kaybedebilir böyle aracılarla. Bakın Mekkeli müşrikler zannedildiği gibi tanrı tanımaz insanlar değillerdi. Kur'an-ı Kerim'de şu kadar ayeti kerime var. Şimdi bir çırpıda 20 tane ayet okuyabilirim. Ve le'in se'elte'un men halakas semavati vel arda Onlara sorsan ki gökleri yeri kim yarattı diye kesinlikle Allah yarattı derler. Hatta size gökten yerden kim rızık veriyor? Size şu duyu organlarını kim veriyor? Diriden ölüyü, ölüden diriyi kim çıkarıyor? Bütün bu işleri kim idare ediyor diye onlara sorsan Allah cevabını verirler. Fakat buna rağmen Allah onlara müşrik diyor. Niye? Çünkü onlar kendileriyle Allah arasına aracılar yerleştiriyorlar. Kendileriyle Allah arasına aracı yerleştirenlere Allah müşrik diyor. Dolayısıyla bunu Mekke'dekiler yapınca adına müşrik deniyor da Mekke dışındakiler yapınca onlar araya Allah'ın kızları sandıkları melekleri Allah'la kendi aralarına aracı ediniyorlardı. Ve Allah buna rağmen onlara müşrik diyordu. Peki başka coğrafyalarda Allah'la kendi arasına başkalarını yerleştirenler İster insan olsun, ister nesne olsun, ister ne olursa olsun, kişi Allah'la kendisi arasına başka birini koyduğunda bunun adına aracılık denir. Aracılık şirktir. O oruç ayetlerinin birinde yani Bakara 186. ayette Allahu Teala diyor ki: "Ve izaseleke ibadi anni fe inni Kullarım sana benden sorduklarında de ki ben onlara çok yakınım. "Uci bu davete dâi iza ben biri benden bir şey istediği zaman benden bir şey isteyenin isteğine icabet ederim. Ben onun karşılığını veririm diyor Allah Teala. Bu Allah garantisidir. Bakara 186. ayet veya Mümin Suresi'nin 60. ayeti. Vekale rabbukum ud'uni eseciblekum. Rabbiniz dedi ki bana dua edin benden isteyin ben size cevap vereyim diyor. Kaf Suresi 16. ayette diyor ki ve nahnu akrabu ileyhi min hablil biz insanoğluna şah damarından daha yakınız. Enfal suresi 24. ayette diyor ki ve alemu ennallaha yahulu beynel mer'i ve kalbi. Allah insana o kadar yakındır ki kişiyle kalbi arasına girer. Bize Allah bu kadar yakın olurken biz Allah'la kendimiz arasında nasıl bir boşluk meydana getiriyoruz diye oraya başka birini yerleştiriyoruz. Arada bir boşluk olmadığını Kur'an ayetleri ortaya koymuşken Bizim araya birilerini ister insan olsun, ister nesne olsun, ister ne olursa olsun Allah'la kendisi arasına herhangi birini aracı koşmak, bu ister türbe üzerinden olsun, ister yaşamakta olan bir şahıs üzerinden olsun, bunların her biri son derece tehlikeli işlerdir ve bir Müslümanın hayatında bu tür yanlışlıklara behemahal yer vermemesi ve onlardan uzaklaşması gerekir. Şimdi e, aklıma bu e, hadis-i şeriflerle ilgili tartışmalar da geldi bir taraftan Hı -hı. E, sayın hocam. Şimdi e, bu türbe tartışmasının arkasından bunu da sormak istiyorum. Şimdi bu Mesih gelecek mi olayını tartışmıştım ben bir programda. Mesih, Mehdi gelecek mi diye. O müstakil bir program konusudur. Tabii tabii zaten. onu sormayacağım ben. Evet. Orada sadece hadislere ilişkin bir tartışma yaşanmıştı. Yani işte her hadis doğru mudur, değil midir vesaire tartışması. Evet. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mehdi, Mesih konusunda değil, hadis şerifler konusunda. Ya Mehdi, Mesih konusunda konuşmak isterim. Evet onun için ayrıca bir program konuşmak yapalım. Konuşmak isterim yani bakalım Allah'ın kitabı ne diyor. Başta söyledim ya. <laughs> Bir konuda herkes konuşuyor, bir Allah'ı konuşturmuyorlar. Yani Allah'ın kitabı burada sessizliğe bürünüyor ve ee, ona sırayı bir türlü getirmiyorlar filan. Ben e, rivayetlerle ilgili, hadis demeyelim. Çünkü hadis deyince e, artık e, şeyi belli. Özel olarak peygamberimize diyeti kabul edilmiş söz demektir hadis. Eğer bir söz gerçek manada peygamberimize ait ise... Onu kabul etmemek bir Müslüman için düşünülemez. Bunu kullanarak bunlar Arapça gördükleri her şeyi Kur'an zannediyor. Arapça yazılı olan bir şey bu hadistir diyor. Hadis Arapça e, bu da vahidir de, diyor. Ve böylece rivayetler üzerinden onları ayet gibi insanlar sansınlar diye böyle bir sunum gerçekleştiriyorlar. Bakın iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Kur'an-ı Kerim indirildiğinde yazdırıldı. Vahiy katiplerine yazdırıldı. Hatta o yazılan malzemelerden bir nüshası peygamberimizin evinde toplandı. Bunu da toplanmadı diyorlar. İşte Hz. Ebu Bekir döneminde toplandı da yok işte Hz. Osman döneminde çoğaltıldı filan böyle bir takım söylemler geliştiriyorlar. Ben peygamberimizin evinde mutlak bir nüshanın bulundurulduğuna inanıyorum. Çünkü onlar peygamberimizin okuma yazma bilmediğini ümmiliği okuma yazma bilmemek diye yorumluyorlar. Halbuki peygamberimiz ümmidir doğrudur ama ümmilik okuma yazma bilmemek demek değildir. Kesinlikle bu demek değildir. Bu kavram bir anlam kaymasına uğramıştır. Peygamberimizin evinde vahiy nüshası vardı. Peygamberimiz sakin bu ayetleri okudu. Sahabiler binlerce sahabi peygamberimizin hem sohbetlerinden hem vaazlarından hem namazda okumalarından Peygamberimizden o vahiyleri ezberlediler. Pek çok sahabi vahiy katipliği yazdı, ellerinde, evlerinde Kur'an nüshaları vardı. Bu kadar garantili bir sistemle koruma altına alınan bir vahiy, bir Kur'an metnini Peygamberimizden çok sonra kaleme alınan ki bu çok sonralık üzerinden de bir temizinden iki asır, iki asırlık bir dönemde yazıya geçirilmiş olan rivayetleri Kur'an'la eşitlemek çok büyük bir yanlışlıktır. Şunu söylüyorlar, diyorlar ki Kur'an'ı yazanlarla hadisleri yazanlar aynı insanlardır. Madem hadislerin, işte rivayetlerin peygamberimize ait olduğunda şüphe görüyorsunuz, Kur'an'ı da aynı insanlar yazdılar, onda niye görmüyorsunuz? Kardeşim bu ikisi aynı şey değil, olan aynı şey değil bir defa. Peygamberimiz hayatında hadislerin yazılmasını yasaklamıştır. Onun metnini biliyorum o hadisin. La tektubu anni şeyen gayral Kur'an. Femen ketebe anni şeyen gayral Kur'an fel yemhuhu. Sakın ha Kur'an'dan başka benden hiçbir şey yazmayın. Kim benden Kur'an'dan başka bir şey yazdıysa onu imha etsin diyor. Efendim buna rağmen yazanlar vardı. Ya buna rağmen yazan vardı demek peygamberimizin o sözünü tutmadı demektir. Şimdi sen bir sahabiyi neyle itham ediyorsun? Peygamberimizin sözüne itibar etmemekle itham ediyorsun. Olur mu böyle bir şey? Şimdi bunun yazıya geçirilmesinde aradan hatırı sayılır bir zaman geçti. Fakat bu şu demek değil. Aradan o kadar zaman geçtiği için hiçbir rivayete güvenilmez. Böyle diyenler var. Ben onlardan değilim. Ben hiçbir rivayete güvenilmez deyip hiçbir rivayeti dikkate almayan kesim var Türkiye'de. Ben onlardan değil. Ama bir kesim daha var. Arapça olarak okunan her şeyi rivayet. O rivayetlerin her birini hadis. O hadisleri de vahyi gayrimetlüv denen, hani tilavet edilmeyen Kur'an'ın dışında bir vahiy gibi kabul edenlerden de değil. Ben peygamberimize nispet edilen sözlerin nispet ediliş biçimine bakarım. Hani o sözü kim kimden aldı, kim kimden aldı, biz onlara isnat zinciri diyoruz. Yani peygamberimize kadar uzanan o aktarım silsilesi diyoruz buna. Oraya bakarız ama sadece ona bakmakla yetinmeyiz. O bilgi her neyse onu Kur'an'a arz ederiz. Şimdi peygamberimiz sağ değil ki ona soralım ya Resulallah. Sen bu sözü söyledin mi, söylemedin mi? Öyle bir imkanımız yok. Ama onun kadar güvenilir başka bir imkanımız var o bilgiyi Kur'an'a arz ederiz. Böyle bir arz işlemi de Peygamberimizin zaten bizden istediği bir işlemdir. Bir hadisinde diyor ki, مَا جَاءَكُمْ عَنِّي فَاَعْرِضُوهَ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ Size benden bir şey geldiği zaman onu Allah'ın kitabına arz edin. فَمَا وَافَقَهُ اَنَا قُلْتُهُ O bana nispet edilen söz Allah'ın kitabına uygunsa onu benden mişimdir. Ama وَمَا خَالَفَهُ اَنَا لَمْ اَقُلْهُ o söz Kur'an'a aykırıysa onu ben dememişimdir. Peygamberimizin bu konuda böyle de bir uyarısı var. Onun için biz o rivayetlere baktığımız zaman hemen rivayetin sahih midir değil midirini ayarlamak, anlamak için onu Kur'an'la buluştururuz. Onu Kur'an aynasına vururuz. Hani şey var ya turnusol yani turnusol neyin ne olduğunu ortaya koyar. Evet. Bizim turnusolumuz kitabımızdır. Hani DNA laboratuvarları vardır değil mi? Yani hücrenin kime ait olduğunu, nasıl olduğunu orada test edersiniz. Bizim rivayetlerle ilgili DNA Arabi laboratuvarımız var. O da Allah'ın kitabıdır. O rivayet eğer Kur'an'a uygunsa o bizim peygamberimizindir. Başımız gözümüz üstünde yeri vardır. Ama o rivayet eğer Kur'an'a aykırıysa ona hadis denmeyeceği gibi o peygamberimizindir de denemez. Dolayısıyla yaklaşımım şahsen 30 cildi Kur'an tefsiri yazan bir insan olarak hemen her ayetin tefsirinde geçmiş alimlerimiz acaba bu ayeti nasıl anlamışlar diye merak edip pek çok tefsire bakarak kendi eserini yazan ve yüzlerce rivayeti onlarca eski alimden nakleden bir mümin insan olarak tutumum peygamberimizin tavsiye ettiği çizgidedir. Benim inancım şudur. Allah'ın kitabına aykırı konuşan biri peygamber olamaz. Bir peygamber tebliğ ettiği kitaba aykırı bir söz söyleyemez. Biz rivayetleri önemseriz. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın peygamberini bizim rol modelimiz olarak tanıtmış ve bizim onu takip etmemiz gerektiğini bizden istemiş. O zaman bizim onu takip etmemiz madem ki bizden isteniyor onun hangi davranışlarını bizim hayatımıza aktaracağımız noktasında başvuracağımız kaynaklar o tür rivayet kültüründeki kaynaklardır. Onlara bakarız, onlar Kur'an'a uygunsalar canım başım üstüne, peygamberimindir bunlar der, alır, benimser, uygulamaya yönelikse onları yaşarım. Nitekim namazın kılınış şeklini o rivayetlerden öğreniyoruz. Vakitlerini Kur'an'dan, şeklini peygamberimizden öğreniyoruz. Zekatla ilgili ayrıntılar o rivayetlerden. Hala zekat devlete verilmez mi? Devletin aldığı vergi nedir? Zekata girmez mi diye soran Aa, o, var o hocam. Soru Twitter'dan. vardı onu geçtik. Hı -hı. O arada evet, evet. yani bir anda soruların hepsi. Tabii tabii ben çok evet, üst üste sordum. He, hemen o, onu, söyleyeyim ben hı -hı. verginin zekat olacağı inancında değilim. Çünkü zekat fakirin hakkıdır, fakirin hakkıdır. Bunun istifadesi fakire yöneliktir. Bir de vergi sizin vermek zorunda olduğunuz bir şey Ver, vermezseniz devlet zaten zorla sizden alacak. Vergi vatandaşlık bir e, borcudur, zekat dini bir ibadettir. Dolayısıyla verdiğiniz vergiden siz istifade ediyorsunuz, size dönüyor. Sizden çok daha zengin olanlar da istifade ediyor. Oysa zekattan veren istifade edemez, zenginler de istifade edemez. Vergi vatandaşlık borcudur. O ayrıca hepimizin. Bu ülkede yaşamamızın bir e, bedelidir. Ondan asla kaçınmamalıyız. Ama zekatla vergiye eşitlemeyi de doğru bulmuyorum. Hocam bir de fitre fidye arasında bir e, şey gelip gidiyor. E, bu işte orucu tutamayan birisinin vereceği şey işte oruçun kefareti ödemek fidye ve bir evet. de fitre Hı -hı. kısmı var. Onun da bir ayrımını yapabilir misiniz acaba? Fitre ile fidyenin ekonomik anlamda bir ayrımı ...yapılmalı değildir. Hı hı. Yap, yap, yapılmasına aynı gerek şey. yok. Aynı hı hı. şeydir. Hı hı. Bu... E, ...zar zor oruca... ...güç yetirenler yani... E, yani ...tutamayacak gibi... ...durumda olanlar ya da... ...bir mazeretinden dolayı... ...oruç tutmamış olanların... E, ...yapacağı iki şey vardır. Bir... ...mazereti nedeniyle tutmamışsa o orucun... ...telafisini yapar kaç günse. O oruç telafi edilir... Yahut da eğer tutamamışsa bir hastalıktan dolayı ve tutamayacaksa onun fidyesinin verilmesi gerekir. Ee, Fidyetun ta'amu miskin diye, o Bakara 184'te de var, 185'te de var. Onun bir fakiri doyurma şeyi vardır, ödeneği vardır. Buna fidye diyoruz. Yani oruçla ilgili olduğu için fidye diyoruz. Fitre ise daha çok işte Ramazan'la alakalı fikirler. Evet. E, Fıtır bayramı ile alakalı, oruç tutabilen veya tutamayan herkesin hani fıtratının bir borcu olarak varlığının bir e, borcu olarak garibanlara onun belli bir miktarını vermesi fitre olarak isimlendirilir. Önemli olan bunun miktarı alakalı bir e, anlayışa gelebilmektir. 40 lira dendi değil evet, mi? Evet, ya günü? o her sene öyle rakamlar ilan ediliyor. Ben o tür rakamların ilan edilmesini de doğru bulmuyorum. Çünkü gerçi biraz düzeltiliyor. Diyorlar ki işte en az şu kadardır filan. Hani en az şu kadardır deyince bunun yukarısı adamına göre değişir demektir. Fakat onu millet öyle anlamıyor işte. 40 lira herkesin kafasına 40 lira yazılı. Günlük gideri 400 lira olan da 40 lira veriyor. 40 lira olan da 40 lira veriyor. Halbuki bunun ölçüsü... O zaman da haksızlık oluyor. Bunun ölçüsü... Maide suresi 89. ayette var. Orada yemin kefareti üzerinden bir fidyenin miktarını Allah açıklıyor. Diyor ki: "Kendi ailenizi yedirdiğiniz ya da onları giydirdiğinizin ortalamasından 10 fakire vereceksiniz." Dolayısıyla o adamın adam vardır. Kendi çocuklarını, kendi ailesini bir günde icabında 100 liraya doyurur. Öyle adam vardır 1000 liraya doyurur. Öyle adam vardır 40 liraya doyurur, öyle adam da vardır ki 30 liraya doyurur. Siz en altı 40 liradır diyerek 30 lira verebilecek durumda olanın bu ibadetten nasipkar olmasını niye engelliyorsunuz ki yani? O da 30 lira versin. O 30 lira veren 40 lira verecek durumda olana vermiyor bunu. O 30 liraya verecek olan da geri kalan 10 lirası 5 lirası olmayana vereceği için miktarı alt sınırı 40 diye belirlemeyi de çok doğru bulmuyorum. Herkes günlük kendi ailesini yedirdiği ve giydirdiği ortalaması neyse o ortalamadan herkes kendine göre o miktarı belirleyip tutamadığı oruçlarla ilgili vermelidir. bozduğu yeminlerle ilgili vermelidir. Bir de Ramazan Bayramı'ndan önce bayram namazını kılmadan önce herkes oruç tutabilen veya tutamayan kim olursa olsun birer fitre vermeyi fıtratının bir borcu olarak fıtratının yani Allah'ın bize verdiği bu hayat nimetinin bir teşekkürü olarak bir gariban'a bunu vermesi gerektiğini ifade eden. Kısaca edelim. bir şey daha mazeretsiz olarak oruç tutmadım ben fidiye verdim, günaha girmedim. Yok öyle hı hı. bakın bu Hanım, İyi ki bunu sordunuz. E ee, bunu sormasaydınız çok önemli şurayı ıskalayacaktım. Bakın oruç bir iman eylemidir kardeşim. Ayet şöyle başlıyor. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleyküm ıssıyamu kema kütübe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere yazıldığı, farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı ki duyarlı olasınız diye. Ha, ey iman edenler diye başladığına göre demek ki oruç bir iman eylemidir. Yani imanınız varsa bilin ki oruç diye bir yükümlülüğünüz var. Bu ayetin, bu 183. ayetti. 184. ayette işte hasta olanlar, yolculukta olanlar, tutamadıkları gün kadar tutarlar. Zar zor takati olanlar işte bir fakire fidye verirler. Daha çok verenler için bu daha hayırlıdır. Ayetin sonunda diyor ki, 183. ayetin başıyla 184. ayetin sonu bizim hangi soruyu sormalıyızı doğru belirlememizi sağlayacaktır. 183'ün başında dedi ki: Ey iman edenler oruç size farz kılındı. Demek ki oruç bir iman eylemidir. 184. ayetin sonunda da diyor ki ve en tasumu hayrun leküm in kuntum talemun. İster hasta olun, ister yolcu olun, ister zar zor takat getirecek bir durumda olun. Hangi şartta olursanız olun, eğer gerçeği biliyorsanız oruç tutmak sizin için daima hayırlı olandır. Bir Müslüman oruç tutmak için çaba sarf etmelidir. Oruç tutmamanın bahanelerini çoğaltma yarışına girişmemelidir. Cidden hasta ise diyecek bir şey yok. Canım adam şeker hastasıdır. Günde işte 3 saatte bir su içmesi lazım. Tabii. Canım. Böbrek fesadı söz konusu olabilir. Onu oruç tutturup da onu namaz kılamaz hale getirmenin bir alemi yok. Tutamayacak durumda olanlara Peki. onun kararını da doktorlar verir. Onu gelip hı hı. hocalara soruyorlar. Hocanın konusu değil ki bu. Bu Doktor. doktorun konusu. Doktor bilir bunu. Ya bir hoca olarak bir şey söyleyebilirim. Aşı, o aşı vuruluyor insanlar. Şimdilerde bu pandemiden dolayı da aşı zamanları e, devam ediyor. Bu aşılar orucu bozmaz onu söyleyeyim. Yani. Bu, bu aşılar ne yemektir ne içmektir ne de cinsel anlamda bir şehvet aracı falan değildir. Dolayısıyla aşı işte diyor gözüne damla, damlatmak orucu bozar mı? Bozmaz niye bozsun? Gözden su mu içiyor adam yani gıda alıyor. Kızarıntı var, kızarıntıyı geçiriyor. Migreni var adamın, iğne vurulacak şimdi. Migren, ağrı kesici bu, besleyici bir şey değil ki. Adamın orucunu yedirmektense bırak iğnesini vurulsun, orucunu tutsun yani. Kısacık bir ara izninizle ardından buradayız. Evet, aranın ardından tekrar birlikteyiz. Bu arada gerçekten e, yoğun bir ilgi var. Sorular, sorular, sorular. Belki e, Sayın Hocamla bir program daha yaparız ilerleyen günlerde neden olmasın? Çok çünkü yoğun bir ilgi e, oldu. Şimdi ben son artık 10-11 dakikamızı toparlamak açısından birkaç bir şey soracağım. E, gündemde böyle sürekli e, tartışmalar yaşanıyor. Bu iftar sofralarıyla alakalı olarak da Ramazan'ın ruhuna hitap etmeyen iftar sofralarının işte görgüsüzce bulunması tartışmaları var bir taraftan. Bir taraftan yeni bir tartışma çıktı hocam. Hani girmek ister misiniz, istemez misiniz bilmiyorum ama bir yorum sormak isterim. Ramazan programları yapıldığında Ödenen miktarlar, hocalara ödenen para miktarları ile alakalı bir tartışma çıktı. Hani bu paralar verileceğine, işte bu paralar fakir fukaraya dağıtılsın şeklinde bir çıkış söz konusu oldu. Ve bu da böyle çok konuşulmaya başlandı. Tabii biz bu paralar sürekli konuşuluyor ama ne olduğunu da bilemiyoruz. Tabii bunu ne olur şahsınız adına algılamayın. Hani büyük kanallarda çıkan, hani sembolik bir takım, e, isimler söz konusu. Ben isim vererek bir <laughs> tartışmaya da çekmek istemiyorum. İş buradan çıkıyor yani sizinle alakalı bir durum söz konusu değil. Kimler olduğunu da zaten izleyicilerimiz biliyorlar. E, ne düşünüyorsunuz bu konular hakkında? <laughs> Tabii iki şey sordunuz. İkincisinden başlayayım. Bu soru benim için çok güzel bir soru. Niye? Eee çünkü onlarca televizyon programı yaptım. Onlarca televizyonda programlar yaptım. Bu yüzlerce program. Bunların hiçbirinden bir tek kuruş para almadım. Bunu bir övünç olarak söylemiyorum. Bu olması gereken bu yani. Yani almamak bir lütuf değil yani. Bizim peygamberimiz yaptığı tebliğe karşılık bir kuruş almadı. Kur'an'ı konuşan insan Kur'an'dan beslenmişse, onun zihnini Kur'an inşa etmişse bu işlerden para alamaz yani. Çünkü ecir beklenen şeyin ücreti alınmaz. Ücretini aldığınız şeyin ecri olmaz. Dolayısıyla kim ne alıyor bilmem ben hiç orayla ilgilenmiyorum ama kendi adıma söyleyeyim Kur'an-ı Kerim'de şöyle onlarca ayet var. La eselüküm aleyhi ecra. Bu yaptığım işe karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Her peygamber bunu karşısındaki ümmetine söylemiş. Ama onlar ücretsiz değil. Onların ücreti inecriye illa alallahi. Benim ücretim Rabbime aittir. Onu o verecektir. Hatta Şura suresi diye bir sure var. O surede diyor ki Allahü Teala e, peygamberimize dedirtiyor ki Kul la eselukum alayhi ecren illa el fil kurba. De ki bu yaptığıma karşılık sizden Allah'a yakın olmanın dışında hiçbir şey istemiyorum. Siz Allah'a yakın olun. Ben onu istiyorum. Benim de şahsen bu programlardaki tek beklentim Allah'ın huzurunda Ya Rabbi senin dinini bu adamın anlattığı şeyler sayesinde sevsim, sevdim diyebilecek bir yiğit çıksın Allah'ın huzurunda. Bir tane daha şahidim olsun isterim ben. Bunun ötesinde hem Yasin'i oku. İttebi'u men la yes'elüküm ecren ve hum muhtedun ayetini. Sizden ücret istemeyenlere tabi olun ki onlar peygamberlerdir. Bizim yaptığımız da peygamberlerin yolunu izlemektir. Bu yol ecir endeksli yoldur. Ücret endeksli bir yol değildir. Bir bu hizmeti yapan hiç kimsenin bu anlamda herhangi bir ücret beklentisinde olmaması gerektiğini düşünürüm. Bu düşüncemi kendi hayatımda bir Müslüman duyarlılığı olarak ortaya koyduğumu da kardeşlerimin bilmesini isterim. Geri kalan insanlar ne yapıyorlarsa herkes hesabını Allah kendisi verir. Dolayısıyla biz birinin yaptığından sorumlu değiliz. Ancak bir kardeş olarak bu işlerden ücret almamak gerektiğini, ücret alındığı için de bunun çok kıymetli etkisinin bulunmadığını, buradan çıkan sözlerin karşımızdakinin kulak kepçesinde buharlaşıp gittiğini görüyoruz. Halbuki ecir endeksli olsa yürekten gelecekti. Yürekten gelen bilgiler karşı tarafın yüreğine gider. Dolayısıyla Allah rızasına endeksli bir hizmet yaparsanız Cenab-ı Hak onun sonuçlarını yaratır elbette. En azından biz bir o hizmeti yaparken bir eksiklik yapmamış olmanın huzuruyla hareket ederiz. Benim kendi hayatım noktasında bu noktada başımı öne eğdirecek herhangi bir tecrübe yaşamadığımı kardeşlerimin bilmesini isterim. Hatta dahasını söyleyeyim kendi üzerimden. Şöyle bir meal hazırladım ben. Ee, geçen sene Ramazan'da hazırlamıştık bunu. Ee, şimdi bunun genişletilmiş bir versiyonu e, bir hafta içerisinde çıkacak inşallah. Ee, 100 bin adet işte dağıtıldı. Ben bu mealin baskısından bir tek kuruş almadım. Hatta bunu bir üniversite yayınları bassın istedim. Onlar da kar amaçlı değil sadece masraf neyse onu alsınlar diye sağ olsun Haliç Üniversitesi bunu üstlendi. Ve bu kitabımızın kardeşlerimize olabildiğince sadece masrafı üzerinden satışı yapılıyor. Ben o kadar bunu Allah rızası için yazdım ki bu kitap Geçen sene baskıya girmeden önce, bir ay önce ben bunu internet ortamında Kur'an okuyan diye bir sitemiz var. O siteden web sitelerine ve telefon uygulamalarına indirebilirler bedava indirsinler diye. Allah'ın kitabı parayla satılır mı? Ayıp değil mi yani? Bir Müslümana yakışmaz bu iş. Ben Rabbime hep dua ettim. Benim rızkımı, çocuklarımın rızkını kitabı üzerinden... E, kazananlardan olmayayım diye. Biz zaten devlet memuruyuz. Zaten devlet bize bir maaş veriyor. Acaba o maaş helal midir diye ben e, öteden beri hep düşünmüşümdür. Onun için o maaş helal olabilsin diye e, okul dışındaki meşguliyetlerimde böyle programlara gidiyorum. Başka organizasyonlara gidiyorum. Kitap yazıyorum. Makale yazıyorum. Konferans veriyorum ama hiçbirinden bir tek kuruş almıyorum. O aldığım maaş ...acaba helal olabilir mi diye çaba sarf ediyorum. Kardeşlerimin beni böyle bilmesini isterim. Diğer insanlar ne yapıyorlar? Biraz önce ifade ettiğim gibi herkes hesabını Allah'a verir. Gelelim meselenin iftar sofralarındaki şaşa kısmına. Efendim, iftar sofralarının... ...bundan bir süre önce bir şey paylaşmıştım. Bizim Türkiye'deki iftar sofraları... ...iftar sofrası olmaktan çıkmış israf sofrasına dönüşmüştür. Bunlar israf. Bir kameraların önünde yemek vermek bu bir gösteriş amaçlı bir işe dönüşüyor. Bunun bir ibadet ve yardımlaşma anlamında herhangi bir manevi tarafının kalmadığı maalesef önümüze geliyor. Bir Müslümanın Ramazan'da sevindiği kadar değil, sevindirdiği kadar Ramazan'dan istifade ettiğini bilmesi lazım. Mümkünse sofralarına garibanları taşıması lazım ki garibanlar gelemiyorsa onlar garibanların sofralarına gıdalarıyla gitmeleri lazım. Ama ne olursa olsun bunu bir gösterişe kurban etmemeleri ve israfa gitmemeleri gerektiğini söylüyorum. Hani öyle 10 kişinin yiyeceği yemeği bir kişi olarak yiyip de işte biz şimdi bu iftarı hurmayla açalım. Sünnet olan budur. Uyanıklığını kimse yapmasın. Sünnet olan hurmayla açmaktır belki ama başka bir sünnet daha var. Öyle karnını elli çeşit yemekle tıka basa doldurmamak da sünnetti. Onu başkalarıyla paylaşmak da sünnetti. Dolayısıyla tabağın dibini süpürmek sünnettir diyor ama tabağın içindeki helal midir onu hiç merak etmiyor. Yani böyle bir dini duyarsızlık ortalığı kasıp kavuruyor üzgünüm. Buradan kurtulma adına Ramazan'ı bir paylaşma ayı olarak, garibanlarla buluşma fırsatı olarak, yardımlaşmanın en önemli kalemlerinden biri olarak görmeyi başarmak ve Ramazan'da kazandığımız bu değeri Ramazan sonrasına taşımak durumunda olduğumuzu unutmamak mecburiyetindeyiz. Adam Ramazan'da yardım ediyor, bayramdan sonra ne olacak peki? O gene aç Dolayısıyla Ramazan'da öğrendiklerimiz Ramazan sonrasına dair uygulama hayat standartımıza dönüşürse bir anlam kazanır. Ben öteden beri Ramazan'ı bir kamp ibadeti olarak, kamp ayı olarak görürüm. Biliyorsunuz sporcular yapacakları maç için kampa girerler. Yaptıkları maç için kampa girmezler. Ramazanı günahları sıfırlama zamanı olarak görüp yeni günahlar planlama olarak algılıyorlar. Nasıl olsa önümüzdeki 11 ay istediğimiz günahı işleyelim. 10 teravihte işi götürürüz zannediyor. Hayır öyle bir şey yok. Ramazan geçmişin muhasebesini yaparak geleceğin 11 ayını programlama ibadetidir. Burada kazandığımız değerleri 11 ayda hayatımıza bir hayat standardı olarak taşıma yükümlülüğümüz olduğunu unutmayalım. Ve belki işin en önemlisi bizi gerçekten Ramazan duyarlılığına getirebilecek en önemli nokta aslında Ramazan'da Kur'an'la buluşma, Kur'an'ın anlamıyla buluşma noktasında ortaya koyacağımız duyarlılıktır. Bu duyarlılık ortaya konulduğu sürece güne Kur'an'la başlayanlar sahuru yemek yemek için değil, ruhunu besleme anlamında Kur'an'la buluşma zamanı olarak gören, ve güne Kur'an'la başlayıp bitiminde de Z raporunu yine Kur'an'la alabilen bir yiğit duruş ortaya koyarsak Ramazan geldiği gibi bizde yeni değerler oluşmasını sağlar ve devam edecek olan 11 ayın daha düzgün yaşanmasına da kapı aralayacaktır. İnancım, beklentim, duam, niyazım bu istikamettedir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok sağ olun. Ederim. Ayaklarınıza ve ağzınıza sağlık. Olun. Sağ olun, Biz Hocamla olun. ilk defa tanıştık bu program vesilesiyle. Kendisini ben çağırdıktan sonra tanıtımı yayınladığımda birçok değer verdiğim arkadaşım beni arayıp kendisini anlatmıştı. Ama ben de neden beni bu kadar iştahla aradıklarını, neden bu kadar sizden çok büyük övgüyle değerle bahsettiklerini bu program vesilesiyle Yok Abartmışlardır. Abarttım. Ee, abart, <laughs> Hocam hiç abartmamışlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun. Ederim. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah yeniden e, güzel programlar yaparız birlikte. İnşallah. Efendim hepinize mutlu bir akşam diliyorum. E, hepinize güzel bir akşam diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşünce de hoşçakalın.